Buyurunuz gelelim biraz daha ciddi konulara. Şimdi ya boş bulunduğun anda karşındaki insan kadın olsa, yani ne olursa olsun aslında neyle karşılaşacağını bilemiyorsun. Kendini her an her şeye karşı koruman lazım demek ki. Avcılarda bir kadın iddiaya göre ona bedava meyve vermediğini iddia ettiği manavcının, esnafın kafasına evinden aldığı bir sopayla vurarak saldırdı. Yetmedi, yol kenarında ekmeğini kazanmaya çalışan bu adamın bütün meyvelerini adeta yola saçtı. Sebebi neydi? Neden bütün bu olaylar tezahür etti? Bir bakalım. Tabla geldi, meyveciye saldırdı. Kafasını kanattı, yardı, meyveci yok. Direkt elinde bir odun vardı yani, kalınca. Kafama vurdu. Bunları hep yola saçmış. Buradaki esnaf kardeşlerim toplamış. Sinirlendi, kasa kasa meyveyi yola fırlattı. Alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışan adamı başından yaraladı. Kafama yağardı odunla. 3-4 kişi var. Hem maddi zararım var, hem manevi zararım var. Yusuf Şahin, Avcılar'da yol kenarına park ettiği kamyonunda meyve satıyordu. Gelen bir kadın müşterinin nakiti olmadığını söylemişti. Müsait olduğunuz zaman paramı getirin dedim. İddiaya göre aynı şeyi bir daha yapmaya kalktı. Parasız geldim dedi. Niye geldin o zaman? Paran yoksa dedim. Gelme. Hesabını kapat git. Bu biraz sert oldu buna. Biraz bozuldu. Ben de evden parayı alıp geliyorum. Para alma bahanesiyle eve giden o müşteri kadın dakikalar sonra elinde kalın bir sopayla geldi. Yusuf amcaya acımadan vurdu, başını yaraladı. O baygın halde yatarken de bu kez ekmek teknesine saldırdı. Tüm meyveleri yola saçtı. Burada herkese saldırı dağıttı. Kan tutuyor beni. Ben elimi böyle yaptım. Yüzüme doğru baktım ki kanı gördüm, benim işim bitti. O bana birkaç tane daha vurdu. O arada esnaflar geldi. Müdahale ettiler, ayırdılar. Ama o hırsını alamadıkça bütün meyveleri yola serpti. Polis kadını gözaltına aldı. Yusuf amca yerlere saçılan zarara uğradığı meyvelerin kullanılabilir olanlarını hayır için dağıtıyor. Ama bir taraftan da 10 bin lira zarara uğradı. Hepsini yola saçmış, kasaları aktararak. Ölebilirdim de burada. Kalın bir odunla vuruyorsun yani. İnşallah ben son olurum, bir başkasına zarar vermez. Niye olmuş? Geliyor kadın, meyve ver bana diyor. Veriyor ilkinde. Veriyor. İkincisine geliyor yine. Bir daha da diyor meyve ki, ver ama bu sefer param yok. Ya paran yoksa yoksun diyor, gelme diyor. Ha, gel. O da gururuna dokunuyor galiba kadının. Ya da işte normal bir durum yok zaten tabii ortada da. Ya kadın gidip evine ya da herhangi bir yere sopayı alıyor, geliyor şöyle. Dan geçiriyor. Cesarete bak. Yani kuruyor kafayı. Öfkeden gözü bürümüş. Gözünü öfke bürümüş. O sırada gelmiş ama bir taraftan da nasıl yani? Hani sen dedin ya az önce, herkes bir dikkat etsin. Tabii. Kaskla mı satış yapacağız? Ha? Ya da zırh şöyle demirden bir şey yapıp öyle ya zırhlanıp mı? Kimseye muhatap olmayacak, hırlaşmayacaksın, gürleşmeyeceksin demek ki. Yani baksana. Yo, adam yani cevap vermiş, o da onu söylemiş. Sürekli yanına gelen birisi. Evet. Ya yani bir iki tane elmayı günde verirsin edersin, ondan sonra yani bu da bir bu ekmek teknesi kardeşim. Bir tabii taraftan ki da hepsini ya 10 bin liralık zarar var. Her tarafa saçıyor, döküyor vesaire yani. Yanlış anlaşılma olayı çok hassas bir noktada. Yani yanlış anlaşıldığın anda karşındaki insanın gelecek tepkisinden bir duracaksın. Bir korku, ya bir kollayacaksın kendini. Şimdi o adam karşısında sopayla kendine doğru gelen bir kadın görmüş müdür acaba? Vallahi işini yaparken dandın diye geçirmiştir. Dandın diye geçirmiş diyor ki kanı görmeden buldum, etmeden yani. Kan da tutuyor diyor. Yere attım kendimi. Allah ben bittim. Öldü zannetmiş kendini. Gidiyor zannetmiş. Ya kafayı korkuya biraz bak daha hani tabir ya tırlatan demeyeyim ama biraz daha öfkesi gözünü bürüdüyse bir arkadaşın gidip çeker de vurabiliyor. Çünkü her yerde silah falan var ya insanlarda. Allah korusun yani. O yüzden esnafımızdan bütün herkese kadar böyle insanlarla muhatap olmayacaksın. Muhatap olan insanlar çok dikkat etmesi gerekiyor. Ya esnaf işi de aslında insanla muhatap olmak. Yapacak bir şey yok ki. Ama geliyorsun, konuşuyorsun, 3 kilo verdin, eksik koydun, alt arttın, o çürük çıktı vesaire. Yani sürekli bir ister istemez sohbet halindesin. Yani ya robot gibi de davranamazsın ki orada. Şöyle bir durum var bu arkadaşları. Yanlış özellikle anlaşılma, bu, işte saçma. Normal bir durum değil, evet. Bir rehabilitasyon sürecine sokup psikiyatrist, kesin, psikologlar her neyse düzeltip daha sonra hakim karşısına çıkarmak lazım ve şöyle bir ceza belki yardımcısı olabilir 6 ay boyunca. Ya, yani ay, o adam bir daha o kadının yanına yaklaştırır gibi mı? Kamu hizmeti gibi bu arkadaşa ve atıyorum 2 metreden öteye yakınlaşmayacak ve onun yardımcısı olacak. Çırağı olacak yani. Ya bir de cesarete ve güce bak gerçekten. Şimdi adam yerde yatıyor kanlar içerisinde, bir de tamamen kamyonunu boşaltıyor. Yazık, yerlerde mahvolun, onlarca meyveye bak. Evet. 10 bin lira da zarar. Yazık, günah. Maalesef. Nimet yani. Geçmiş o, sen misin bana vermeyen? Bak ben senin meyvene, sebzene ne yaparım? Gerçekten çok kötücü düşünceler. Akıl aramamak lazım.